Herkese merhabalar. Bu videoda daha çok Forex'te işlem yapan, kaldıraçlı işlemler yapanlar için Euro dolar, Pound dolar, Kanada doları, Amerikan doları ve Amerikan doları, Japon yeni arasındaki fiyatları inceleyeceğim. Geçen haftalarda verdiğim işlem fikirlerinin nasıl gittiğini gözden geçireceğim ve önümüzdeki hafta için bir işlem yapabilecek miyiz? Onunla ilgili fikirlerimi sizlerle paylaşacağım. Öncelikle Euro dolarla başlayalım. Euro dolarda geçen hafta biliyorsunuz ben şöyle bir hani bizim Ganfa çizgilerimizin arasında vakit geçirdiğinden bahsetmiştim ve hangi yöne kırılır ise o yöne doğru pozisyon almak gerektiğinden bahsetmiştim ki bu aşağıya yönlü kırıldı ve bir sonraki Ganfa çizgimizden de destek almış gibi görünüyor. Euro'daki güçsüzlük devam ediyor. Yani güçsüz görünüş tüm pariteler karşısında Euro değer kaybetmeye devam ediyor. Şimdi buradan tabii önümüzdeki hafta bir tepki yükselişi gelme ihtimalini ben yüksek görüyorum. Aşırı satıldığını düşünüyorum. Fakat tabii ki trade edilebilecek bir fikir değil. Bu sadece bir düşünce. Şöyle bir yukarıya tekrar hareketin gelme ve oradan tekrardan aşağıya dönme ihtimali yüksek önümüzdeki haftalar için diye düşünüyorum. Bu hareket şöyle çizersem yaklaşık olarak 1.12.980 bu bölgeye kadar bir yükseliş hareketi olması beni şaşırtmaz. Euro dolar tarafında daha sonra fakat hareketin orta vadede 1.09'a kadar uzanacak bir yapıda olduğunu düşünüyorum. Yani orta vadeli trend aşağı yönlü olmaya devam ediyor. 1.09'a kadar da Euro doların gevşeyeceğini düşünüyorum. Fakat önümüzdeki hafta bir tepki yükselişi olma ihtimalini daha yüksek görüyorum. Buradan tabii bir işlem şu şekilde düşünülebilir. Şöyle bir bölge belirlenip 1.12.980, 1.13.175 arasından short yönlü pozisyonlar alınabilir. Euro dolar paritesinde diye değerlendiriyorum. Şimdi bir de pound'a geçelim. Pound'da zaten düşüşün devam edeceğinden bahsetmiştim. Biz ne yapmıştık? Hani birinci kademe olarak şu bölgeden short açmıştık. 1.36062, 1.36549 ve ikinci kademe olarak gelebilme ihtimali 1.37822, 1.38309 demiştik. Fakat ikinci kademimize gelmeden bizim burada birinci kademeden açtığımız shortlardan sonra ikinci kademeye gelmeden aşağı yönlü yolunu çevirdi. Şu anda da aşağı yönlü hareketine devam ediyor. Önümüzdeki hafta ben burada da bir düzeltme olma ihtimalini daha yüksek görüyorum. Aşırı satıldı, fazla hızlı gittiği gibi görünüyor bana. Dolayısıyla şöyle bir yukarı hareket yaklaşık işte 1.35'lere kadar gelebilecek bir yukarı hareket sonrası tekrar yönünü aşağıya çevirme ihtimali yüksek. Burada yine aşağıda 1.31.600, 1.32.012 seviyesine kadar inme ihtimali yüksek gibi görünüyor. Daha sonraki aşamada yani yukarıda 1.35'ten itibaren tekrardan short yönlü denemeler yapılabilir. 1.35 seviyesinden sonra fakat bizim aldığımız pozisyon zaten şurada başlamıştık pozisyon almaya ve o zamandan beri de işte önce biraz eksiye gidip sonra da artıya dönmüş durumda. Kanada dolarına geçelim. Kanada dolarında da pound'a benzer bir görünüş vardı. Birinci kademeleri bu bölgeden açtıktan sonra ikinci kademe açabileceğimizden bahsetmiştik. Fakat ikinci kademeye gelmeden yine birinci kademeden sonra yukarıya yönlü hareketine devam etti. Şu anda pozisyonlar karlı durumda. Birinci bölgemiz neydi? 1.25.453, 1.25.763. İkinci bölgemiz de 1.23.836, 1.24.277 bölgesiydi. İkinci kademeye gelmeden yönünü yukarı çevirdi. Yukarıda şu anda beklediğimiz değer 1.30.080, 1.30.532 değeri. Fakat buraya hemen önümüzdeki hafta gelmesini beklemiyorum. Öncelikle bir yine düzeltme yapma ihtimalini ben yüksek görüyorum. Düzeltme sonrasında tekrar yukarı gelme ihtimali yüksek. Hani hiç pozisyona girmemiş olanlar için belki şuralardan şöyle 1.26.352 bölgelerinden yukarı yönlü tekrar hareketler denenebilir. Önümüzdeki haftalarda ben tekrar aşağı yönlü bir düzeltme hareketi gelme ihtimalini yüksek görüyorum. Kanada dolarında da. Japon yenine geçelim.
Japonya'nın şu hareketle birlikte, hani uzun zamandır ben söylüyorum, trendi bitmiş olabilir. Yükseliş trendi. Artık yeni düşüş trendine başlamış olabilir ama ne yapacağı henüz belli değil diye. Şu hareketle birlikte Cuma günü sanki evet ben düşüş trendindeyim dedi. Önümüzdeki hafta çok kritik. Eğer yeni bir yüksek yapmadan aşağı yönlü bu şekilde devam ederse artık Japonya'nın da short yönlü, hani USD/JPY paritesinde short yönlü işlem açılabileceğinden ikna olacağım. Açılabileceğine ikna olacağım ben kendi adıma. Henüz hala ikna değilim. Biraz daha beklemek, izlemek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok tehlikeli bir parite. Aşağı yukarı çok sert hareketler yapabilen bir parite. Bir anda yönünü yukarı çevirip gidebiliyor ya da aşağıya çok sert satabiliyor. Fakat genel hava, borsa endekslerinin durumu, Japon yeni. Yani genel havaya baktığım zaman sanki şöyle hareketler yapıp ondan sonra aşağıya doğru sert satış yeme ihtimali daha yüksek gibi görünüyor. Tabii buradaki satış demek, işte borsa endekslerinde de satış demek. Dolayısıyla izlemeye devam ediyoruz. Herhangi bir işlem yapmıyorum Japon yeni paritesinde. Hala işlem yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Hani özellikle pound ve Kanada dolarında dolar lehine işlem almak daha doğru gibi geliyor az önce anlattığım şekilde. Euro dolarda da yine az önce anlattığım şekilde işlem alınabilir ama Japonya'nın da hiçbir işlem almamak gerektiğini düşünmeye devam ediyorum. Bir süre daha izleyeceğim. Şimdi 2 hafta önce verdiğim bir işlem fikri vardı. Kanada doları Japon yeni paritesinde 91.800 girişli, 93.300 stoplu ve 89.500 hedefli bir işlem. Hedefe çok yaklaştı fakat geri döndü geçen hafta içerisinde. Zaten geçen hafta mutlaka stopların giriş seviyesine çekilmesi gerektiğinden bahsetmiştik. Hani stop olmadı, yukarıya kadar gitmedi ama bir tabii tepki yükselişi bekliyorduk. Tepki yükselişinde yaptı, aşağı hareketine devam ediyor. Önümüzdeki haftada artık hedefine gelme ihtimalini ben yüksek görüyorum. Dolayısıyla hani pozisyona devam edenler hedefin gelmesini bekleyebilirler ama larını mutlaka giriş seviyesine, işlem giriş seviyesine çekmelidirler diye değerlendiriyorum. Yine 2 hafta önce verdiğim Pound Japon Yeni fikri vardı. O artık sonlandı. Çünkü hedefe gitti. Hedefimiz 153.600'dü. Girişimiz 156.760'tı ve stopumuz 158.300'dü. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde 4-5 gün içerisinde hedefine gitti. Buradan bir tepki yükselişi yapıyor. Aşağıya yönünü çevirip gitme ihtimali çok yüksek. Ama yine de şu anda işlem almaya gerek görmüyorum. Bizim işimiz bu paritede de bitti. Bir süre izleyelim, kendi haline bırakalım. Sürekli işlem yapmak doğru bir şey değil. Euro Pound paritesini geçen hafta bu fikri vermiştim. Özellikle Euro Dolar longlamak isteyenler için Euro Dolar longlamaktansa Euro Pound long yönlü işlem yapmanın daha doğru olacağını düşündüğümden bahsetmiştim ve trendin tersi yönde bir işlem olduğu için çok riskli olduğundan bahsetmiştim. 0.83.400 girişli, 0.84 hedefli ve 0.82.950 stoplu bir işlem fikriydi. Şu anda işleme girmiş durumdayız Perşembe gününden itibaren ve negatif yönde devam ediyor. Önümüzdeki hafta içinde pozitife dönüp hedefe gitme ihtimalini ben hala yüksek görüyorum. Ama stoplara sadık kalmak kaydıyla çünkü trendin tersi yönünde bir işlem olduğu için bu işlemin zaten çok riskli bir işlem olduğundan bahsetmiştim. Önümüzdeki hafta için başka bir işlem fikri veremiyorum. Çünkü çok ara bölgelerdeyiz bütün paritelerde. İşleme girilebilecek bir fırsat göremediğim için önümüzdeki hafta için herhangi bir işlem fikri veremiyorum sizlere. Ama dolar paritelerinde özellikle pound ve Kanada dolarında anlattığım şekilde işlemler yapılırsa karlı olabileceğini değerlendiriyorum. Umarım faydalı olur. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar diliyorum.